Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben akşam yemeğini hazırlamak istiyorum. Akşam yemeğini hazırlarken sizinle birlikte olmak istedim. Bugün akşam yemeğinde ne var? İşkembe çorbası. Ocağa koydum zaten. Kaynıyor işkembeler, bir kaynasın, yumuşasın. Çorbayı birlikte yapalım. Bir de neydi? Bir sarma yapacaktım. Beyti sarma yapacağım. Beyti sarma için onu birlikte yapacağız ama. Yani ben hepsini sizinle birlikte yapmak istedim. Malzemelerim hazır. Şurada kıymam var. 400 gram kadar kıymam var. Yufkam var. Sarımsağım, soğanım. Öncelikle şu soğanı şey yapacaktım ben. Hemen bıçağımı alayım. Soğanı işkembenin içine atacağım. İşkembe kokusu olmasın evin içinde diye. Hemen onu bir ayıklayayım. Ayrıca yani ayrı ayrı tarif vermek istemedim. Bunları dedim yaparken direkt ikisini birlikte yaparken sizlerle birlikte olalım. Şöyle bir tane soğan. Onu koydum. Hemen köklerini alalım. Ama şunları atmadan ben sarımsaklarımı da soyayım burada. Şöyle sarımsaklarımı da soyayım. Çünkü işkembenin terbiyesi için sarımsak gerekli. Beytinin de yoğurdu için sarımsak gerekli. O yüzden şöyle birkaç tane benim hazırda soyulmuş sarımsağım olsun. Şöyle. İki. Eva da daha yeni uyandı. O yüzden henüz yanıma gelemedi. Birazdan damlar. Evde kolay beyti sarması yapmak istedim bugün. Hem çok kolay hem de güzel. İnsanlar bunu sadece lokantalarda yiyor. Ve evde bu kadar kolay yapıldığını bilseler eminim bunu evde yaparlar. Biz her şeyi evde yaptığımız için o yüzden bunun tarifini de vereyim. Herkes beyti yemek isterse evde yesin. Hem daha ucuz hem evet, şöyle 5 tane sarımsak soydum ben. Bu 5 tane sarımsak bana yeterli şimdi. Şu şekilde. Ama şurada 2 tane daha kalmış. Onları da soyuvereyim. Bir tane de beyti sarmasının içini hazırlamak için, o kıymanın içine koymak için bir tane daha. Soğana ihtiyacımız var. O soğanı da Eva getirir belki. Evacığım bana bir soğan getirir misin? Eva artık o kadar büyük.
şekilde zaten yufka şeyleri sararken içine kıymayı koyup da yağlı su yapıp ıslattığımız için yufkaları, yufkalar böyle çıtır çıtır oluyor. Ve bu şekilde içinde hem kıyması pişti, hem yufkaları kızardı, çıtır çıtır oldu. Bunun üstüne yoğurt dökeceğiz şimdi, sarımsaklı yoğurdunu. Sarımsaklı yoğurdu döktükten sonra üzerine sosunu gezdireceğiz. Ve hemen yememiz lazım. Neden? Çünkü yoğurt dökeceğimiz için üstüne hemen yumuşayabilir. Yumuşadığı için de güzel olmaz. Bunu bu şekilde çıtır çıtır yemek lazım. Bu şekilde yoğurdunu gezdirdikten sonra siz istediğiniz gibi bir tabakta servis yapabilirsiniz. Benim sosum oldu. Artık bunu da kapatayım. Sosundan da şu şekilde üstüne gezdirdiğimizde bu da böyle muhteşem bir tat. Artık çorbam hazır, yemeğim hazır, ana yemeğim hazır. Yemekler hazır olduğuna göre ben yemeğe geçeyim. Siz de benim videomu izleyip altına yorum yapıp beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.